Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da tatil cep yakıyor. Oteller, restoranlar, giriş ücretleri, plaj sandalyeleri. Alman tatil merkezlerinde fiyatlar görülmedik derecede yükseliyor. Aynı zamanda kalifiye eleman açığı nedeniyle hizmet daha da kötüleşiyor. Rügen adasındaki Binz'de yüksek sezon yeni başladı. 540 odalı IFA tatil parkında geçen yıl 125 euro olan kahvaltısız çift kişilik oda 150 euro. Artış %20. 2020 ve 2021'de Almanya'nın sahil beldeleri büyük bir yoğunluk yaşadı. Korona nedeniyle yurt dışına seyahat etmek güvensiz veya imkansızdı. Ve böylece hemen hemen her yatak rezerve edildi. O günler bitti. Binz'de sezon öncesi talep %20 düştü. Almanya çoğu Avrupa destinasyonundan daha pahalı. Korona öncesi 2019'da tatilcilerin günde ortalama 64 euro harcadığı Almanya'da harcamalar şimdi 80 euroya yükseldi. Artış %26. Bu dönemde tüketici fiyatlarının bir bütün olarak %13 arttığını da hatırlatmakta fayda var. Vasıflı eleman eksikliği ek bir yük oluşturuyor. Bunun bir nedeni sektörün kötü şöhreti. Düşük ücret, geceleri ve akşamları çalışma, Noel, yılbaşı gecesi de çalışma, durum bu. Şu anda bunun etkilerini hissediyoruz, diyor otel müdürü Krüger. Bunun müşteriler için sonucu şöyle. Daha fazla self servis, daha kısa çalışma saatleri, daha uzun kuyruklar, daha fazla tatil günü. Yani daha yüksek fiyatlara rağmen genel olarak daha az hizmet. İş gücü açığı Bavyera'da bir sorun. Buradaki gastronomi işletmelerinin %62'si yana yana eleman arıyor. Ama boşuna. Almanya genelinde 21.600 personel açığı var. Sektör uzmanı Richter'de bir yeniden düşünme gözlemliyor. Richter'e göre turizmde bir dönüşüm evresi yaşıyoruz. Birçok otelci çalışanlarının en önemli kaynakları olduğunu anladı. Özetlersek bu yaz tatilini Almanya'da yapmayı planlamış olanların ellerini cebine daha derin sokması gerekecek. İki çocuklu bir ailenin Baltık Denizi'nde 2 hafta için sabah kahvaltı dahil ödemesi gereken ücret 6.500 eurodan başlıyor. İki çocuklu bir ailenin 3 yıldızlı bir otelde yarım pansiyon için 2 haftalık bir tatile 8.000 euro ödemesi az rastlanılan bir durum olmaktan çıktı. Ayrıca kalifiye eleman açığı nedeniyle kalite de düşüyor. Bu fiyata uygun hizmet de alınamıyor. Eurostat verilerine göre Almanya'da yılda bir hafta tatile gitmek için yeterli gelire sahip olmayanların sayısı arttı. 5 kişiden biri tatil masrafını karşılayamaz hale geldi. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat 2022'de halkın %22'sinin ekonomik sebeplerden dolayı bir haftalık tatili bile karşılayacak durumda olmadığını açıkladı. Daire en çok mağduriyet yaşayanların %42'lik oranla tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler olduğuna işaret etti. Bu kesimi %29'la emekliler izledi. İnsanların sebep olduğu iklim değişikliği insanları tehdit etmeye devam ediyor. Güçlü bir fırtınanın Balkanları şiddetli rüzgar ve yağmurla etkisi altına aldığı,
Hırvatistan, Bosna ve Slovenya'da en az 5 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. Fırtına aşırı sıcak ve kurak geçen günlerin ardından Balkanları etkisi altına aldı. Avrupa'nın başka yerlerinde devam eden sıcak hava dalgası orman yangınlarına ve halk sağlığı uyarılarına neden oldu. Şehrin bazı bölgeleri elektriksiz kaldı ve Belgrad Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda büyük bir vincin düştüğü görüldü. Yetkililer Yunanistan'daki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. İtfaiye yetkililerine göre başkent Atina'nın batısında bu hafta başında günlerdir devam eden ve tahliyelere yol açan yangın kontrol altına alındı. Rodos adasındaki yangına ise müdahale sürerken adadaki 3 bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi. Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesi talebi sonrası İtalya ve Fransa'nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekipler de sahada söndürme çalışmalarına katıldı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi. Yetkililer sıcaklık ve kuruluk nedeniyle yüksek yangın riskinin devam etmesi uyarısı yaptı. Yunan Hava Durumu Servisi sıcaklıkların bugün 40 santigrat dereceyi aşabileceğini ve yarın ise 44 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Hessen'de korku bozuklukları, depresyon ve yemek bozuklukları nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kalan kız çocuklarının sayısı endişelere sebep oldu. Sağlık sigortası şirketi DAK Gesundheit tarafından yapılan bir analize göre son krizler, önce korona pandemisi ardından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı özellikle ergen kız çocuklarının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yarattı. Örneğin 2022 yılında korona öncesi 2019 yılına kıyasla 15-17 yaş arası kız çocuklarının iki katı korku bozukluğu, yeme bozuklukları ve depresyon nedeniyle kliniklerde tedavi gördü. Bu yaş grubundaki tüm ergenlere uyarlandığında 2022 yılında Hessen'de yaklaşık 750 kız çocuğu korku bozuklukları ve depresyon nedeniyle hastanede tedavi gördü. DAK Sağlık Hessen Eyalet Başkanı Britta Dalhoff, kızlar arasında şiddetli korku ve depresyondaki büyük artış endişe vericidir. Değerlendirmelerimiz süre gelen krizlerin genç nesil üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu gösteriyor dedi. Doktorlar da endişelerini dile getirdi. DAK Berlin Charité'de çocukluk ve ergenlik psikiyatrisi, psikosomatik ve psikoterapi kliniği müdürü Profesör Christian Korel'in şu sözlerine yer verdi. Etkileri yavaş yavaş görünür hale gelen bir ruh sağlığı salgınının ortasındayız. Çocuk ve ergen doktorları meslek birliği başkanı Fischbach'ta benzer bir görüşü dile getirdi. Ancak burada kesinlikle etkili olan faktörler var. Bunlar pandeminin yanı sıra Ukrayna Savaşı, ekonomik gelecek ve gezegenimiz dünya için duyulan korku dedi. Fischbach, gençleri gelecek için yeniden daha güvenli hale getirmenin siyasetin görevi olduğunu söyledi. Kanser ilaçları üreten eczacılar tek bir infüzyonla 1000 eurodan fazla ekstra kazanç elde edebiliyor. Bu durum Westdeutsche Rundfunk, NDR, Süddeutsche Zeitung ve Monitor tarafından ortaya çıkarıldı. Bu durum sağlık sigortası şirketlerine yılda 500 milyon euroya kadar bir maliyet oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu durum kemoterapilerin yanı sıra kansere karşı diğer infüzyonlar için de geçerli.
Geçen yıl sağlık sigortaları eczacılara bir paket için 1109 euro ödedi. Ancak eczacı paketi toptancıdan 360 euroya satın aldı. Araştırma sonucuna göre başka bir deyişle eczacı her bir etken madde paketinden fazladan 749 euro kazanabiliyor. Ve bu münferit bir durum da değil. Çok sık reçete edilen bir başka ilaç olan trastuzumabı ele alalım. Sağlık sigortası şirketleri paket başına 1439 euro öderken bu ilaç toptancıdan sadece 390 euroya satın alınıyor. Tek bir infüzyon için eczacı birkaç yüz, bazen 1000 eurodan fazla ek gelir elde ediyor. Ülke çapında sadece yaklaşık 300 eczanenin bu tedaviler için yapılacak ilaçların karıştırılması ve hazırlanmasına uygun odası bulunuyor. Doz hastanın kilosuna ve büyüklüğüne göre hesaplandığı için her infüzyon torbasının ayrı ayrı hazırlanması gerekiyor. Karıştırma işlemi sadece birkaç dakika sürüyor ve bunun için eczacılar sağlık sigortası şirketlerinden torba başına 100 euro sabit ücret alıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.